Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 1 aylık kullanıcı deneyimimi sizlere anlatacağım. Neler yaşadım, ne oldu, memnun muyum ithalatçı garantili aldığımdan. Bunları merak ederseniz diye sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Bugün PlayStation'ın depolamalarından bahsedeceğim, performansından bahsedeceğim, oyunlarından, PS Plus Extra Deluxe, PlayStation Plus'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Koldan bahsedeceğim. PlayStation yeni kolu biliyorsunuz. Tabii ki de 5 olunca yeni kol geldi. Gerçi yeni dediğime bakmayın arkadaşlar. Gerçekten PlayStation çıkalı neredeyse 3 yıl mı? 3 yıl oldu galiba. Aynen 3 yıl oldu. 2020'de çıkmıştı sanırım. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Yazarım zaten aşağıya. Altı ekskluzif oyunlara bakacağız arkadaşlar. Ve PlayStation'ın ergonomisine ve yer kaplamasına bakacağız. Bunları sizlerle konuşacağım bugün. Videoya geçmeden önce kanala abone olsanız ve videolara like atarsanız benim için çok güzel olur arkadaşlar. Kanalımız 2000 abone doğru gidiyor. Desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya doğru geçelim. Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce Discord adresini de gelmeyi unutmayın. Aşağı kısma koyuyorum zaten sürekli. Gelirseniz oradaki sorularınızı da seve seve cevaplarım arkadaşlar. Bana özelden yazabilirsiniz, yani sıkıntı yok. Sohbet kısmına da yazabilirsiniz. Şimdi geçelim arkadaşlar ilk şeyimize, depolama alanı. Arkadaşlar PlayStation 5'te depolama alanı 825 mi 800 GB filan, size kalan da 615'ti sanırım. 615 GB'ı da bana yetti yani açıkçası arkadaşlar. Şu anda zaten ekrana gelmiştir PlayStation'da kaç tane oyun yüklü olduğu filan. Bir kaç tane, 7 tane filan oyun var. Tabi bazıları küçük oyunlar, bazıları büyük oyunlar. Mesela büyük oyunlar olarak Spider-Man filan vardı, Ghost of Tsushima vardı, The Last of Us filan, bunları oynadım. Benim yani depolama alanı arkadaşlar benim hiçbir zaman canımı sıkmadı yani o kadar. Zaten oynadıktan sonra oyunları da siliyorum, yani sürekli bir tutmanın anlamı da kalmıyor. Gerek duymuyorum. Aynı zamanda kayıt da alıyorum PlayStation içinden. Kayıtlar da yani yüksek gigabaytlar tutabiliyor bazen. 40 dakikalık video filan 8 GB filan tutabiliyor, 10 GB tutabiliyor. Yani bunları yaptığıma rağmen bana hayli hayli yetti arkadaşlar depolama alanı. Bazılarına yetmeyebilir tabi, bazıları der yani kardeşim ben bütün oyunları yüklü tutmak istiyorum falan derse onun da çözümü var arkadaşlar. Tabii ki de SSD alırsınız ya da harici depolama bir şey alırsanız takarsınız, rahat rahat oynarsınız. Ama bana dediğim gibi yani şu anlık, yani şu anlık diyebilirim, şu anlık depolama alanı bana yetiyor. Gayet güzel yani depolama alanı benim hoşuma gitti. Seri SSD'den sonra buna geçince bir rahatlık geldi tabii ki de. PlayStation 4 Pro'da falan 1 TB var. Bazıları bundan şikayetçi. Ama dediğim gibi bana bu da yetiyor arkadaşlar. Eğer çok fazla takıntınız yoksa kesinlikle depolama alanı sizin işinizi görecektir. Geçelim ikinci kısmı arkadaşlar. Performans. PlayStation 5'in performansı zaten arkadaşlar gerçekten benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi kesinlikle. Hiçbir şekilde mesela oyunlarda bir kasma, donma, görüntüde bir kayıp hiçbir şey yaşamadım arkadaşlar. Yani neredeyse bir sürü oyun oynadım. The Last of Us, Ghost of Tsushima, büyük oyunlardan bahsediyorum. Spider-Man, The Last of Us Part 1 filan. Zaten Part 1'de de bir şey olmasın ama Part 2'de filan görüntüler çok güzeldi arkadaşlar. 4K filan oynadım. 4K kaç? 60 FPS oynadım. Gerçekten bayağı güzel. Tabii dönüştürülmüş oynuyorum. Bende 4K monitör yok ama mesela 4K monitörünüz olmasa bile dönüştürülmüş bir şekilde 4K oynayabiliyorsunuz. Yani tam 4K olmuyor. Ama grafik kalitesinde artışı hissediyorsunuz tabii ki de. Yani dediğim gibi arkadaşlar performansta zaten asla bir kötü bir şeyim olmadı. Gerçekten mükemmel konsolun performansı şu ana kadar. Çok da oyun çıkmadı aslında PlayStation 5'e. Bazıları diyor ki PlayStation 5 Pro falan çıkacak. Belki başka bir videoda bunun konusu olabilir. Çıkabilir ama arkadaşlar şu anda zaten çok fazla oyun çıkmadı. PlayStation 4 Pro çıkacak bir şey yok yani. PlayStation'a özel çok fazla bir oyun yok yani arkadaşlar. Dediğim gibi PlayStation 4 Pro'yu niye çıkarsınlar yani bilmiyorum. Belki daha sonra çıkabilir. 2 yıl sonra falan. Zaten daha PlayStation 6'nın çıkmasına da çok vardır. Yani şu anlık performansı kesinlikle yeterli arkadaşlar. Bir tek şeyde düşük kalıyor diyorlar. RTX, RTX'te düşük kalıyor diyorlar. O da zaten benim için hiç önemli olan bir şey değil arkadaşlar. Ben performansa daha çok önem veriyorum. 60 FPS olsun ki bazı oyunlarda 120 FPS desteği de var arkadaşlar. Mesela geçen videomuzda gördüğünüz Ratchet & Clank'te 120 FPS desteği vardı. Kesinlikle benim için FPS daha önemli. Grafiksel açıdan da zaten anlattım arkadaşlar. Gayet güzel. Beni tatmin etti diyebilirim. Series S'ten sonra kesinlikle tatmin oldum. PC'de yani daha fazla grafiksel oynamak istiyorsanız, RTX'i fullleyeceğim falan diyorsanız
PC alın arkadaşlar, kafanız rahat olsun. Yani yüksek tabii ki de 3080, 3090 falan alın. Kafanız rahat olsun dediğim gibi, ama performans konusu böyleydi. Geçelim oyunlara arkadaşlar. Aslında burada biraz yakınabilirim arkadaşlar. Aslında ben yakınmam. Çünkü ben çok fazla PlayStation oyunu oynamadığım için, PlayStation 5'e geçtiğim zaman çok fazla oynayacak oyunum vardı arkadaşlar, ki hala da var, oynuyorum yani. Ama bunları oynayan insanlar, yani bu oyunları oynayan insanlar şu an düşünüyordur tabii ki de, çok fazla oyun olmadığını söylüyorlar zaten. Yani çok az oyun, PlayStation 5'e özel çok az oyun var tabii ki, onlar da haklı. Ama ben dediğim gibi çok fazla oyun oynamadığım için, PlayStation 4'te de çok fazla oynamadığım oyun var. O yüzden benim için çok tabii oyun açısından kayıp olmadı. Ki zaten oyunlar çıkacak arkadaşlar, çıkmaya devam ediyor şu an. Bir ay sonra filan PlayStation'ın sunumu varmış. Hatta bir ay değil ya, ben 3 gün sonra filan var arkadaşlar. Ben bir ay filan diyorum ama sanırım karıştırdım. 3 gün sonra 25'inde filan, 25 Mayıs'ta bir sunum yapacakmış PlayStation. Spider-Man Miles Morales'ı çıkartacak. Hatta benim şu an iyi kartlarını koymuşumdur. Bir tane video çektim. PlayStation 2023 ve 2024'te çıkacak oyunlar diye gerçekten çok sevdiniz. Ki izlemişsiniz zaten bu videoyu izliyorsanız. Ama izlemeyenler ona bakabilir arkadaşlar. Bayağı da bir oyun geliyor yani PlayStation'a. Bakalım, inşallah güzel oyunlar da gelecek. GTA 6'yı bekleyen insanlar var ama benim tahminimce arkadaşlar GTA 6 2026-2025 senelerinde çıkabilir. Bilmiyorum. Bir sürpriz de yapabilir Rockstar. Bilmiyoruz tabii ki de. Dediğim gibi arkadaşlar, oyun konusu böyle, bazılarını tatmin etmese de ben şu anda tatmin oluyorum. Çünkü oynayacak çok oyunum var. Geçelim dördüncü kısma. PlayStation Plus Extra ve Deluxe kütüphanesi. Arkadaşlar ben bunu aldım ve şu an neredeyse arkadaşlar sadece bir oyun aldım PlayStation şeyinden. O da The Last of Us Part 2 oldu. Yani para harcadığım oyun tek oydu yani şu anda. O da oyun çok oynamak istediğim için de. Onu aldım sadece ve diğer bütün oyunları buradan oynadım yani. Ay yıllık 400 liraya, 460 mı ne, 460 liraya ben Deluxe aldım. Ve gerçekten sürekli oyunlar da yenileniyor, güzel oyunlar da geliyor. Son gelen oyunlar filan bayağı güzel oyunlar gelmiş. Zaten son çektiğimiz Ratchet & Clank gelmiş, Tomb Raider gelmiş. Bir sürü oyun gelmiş arkadaşlar. Dediğim gibi oyun kısmı kesinlikle beni tatmin etti. PlayStation Plus Extra ve Deluxe'de bir ekstranın farkı Deluxe'den. Deluxe'de şey var, klasikler kataloğu var arkadaşlar. Ama ekstra da bu yok. Bir de galiba Ubisoft mu vardı bilmiyorum. Arada pek bir farkı yok zaten arkadaşlar. Ben sadece kataloğa bakmak istiyorum diyorsanız ekstra alın. Arkanıza bakmayın arkadaşlar. Ya bir de Deluxe'de şey var. Oyunları birkaç saat deneyebiliyorsunuz almadan önce. Onu zaten göstermiştim size. O kadar yani. Oyunları denemeniz aslında güzel bir şey. Ama ben daha çok bir oyun denemedim. Hatta hiç oyun denemedim. Belki alacağım oyunu önceden. Zaten orada da çok bir oyun yok arkadaşlar. Çok fazla bir oyun yok ki deneyebileceğiniz. O kadar. Geçelim arkadaşlar kola. PlayStation 5 kolu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Özellikle triggerları. Çok güzel olmuş. Titreşim hissiyatı falan çok güzel olmuş. Zaten oyunun, PlayStation'ın demo bir tane oyunu var ya arkadaşlar en başta. Siz orada denetiyor ve kesinlikle benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Oyunda çok güzel yapmışlar ama oyunu oynadıktan sonra çok fazla oyun, diğer oyunları yapmamış arkadaşlar. Uğraşmamışlar açıkçası firmalar. Mesela Ghost of Tsushima'da da var ama çok fazla uğraşmamış adamlar. Mesela ok atarken falan geriliyor, o kadar. Yani çok fazla bir oyunda yok şu anlık. Kolun nimetlerinden çok fazla oyun yararlanamamış yani maalesef. Belki ilerleyen kısımlarda oyunlara gelebilir ama ben çok uğraşacaklarını düşünmüyorum. İnşallah uğraşırlar ama yani o kadar para verdik sonuçta. Kola vermedik ama sonuçta bu böyle bir özelliğini bilerek aldık arkadaşlar. Bunu da kullanmak ister tabii ki de herkes. Dediğim gibi kol kısmı böyle ama kesinlikle yani mükemmel yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Ve daha fazla oyuna gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu anlık tek yapmamız gereken şey yani. Yapacak bir şey yok. Diğer oyunlara gelirse güzel olur. Evet. Ve geçelim exclusive oyunlar arkadaşlar. Tabii PlayStation alınca da exclusive oyunlar oynamadan olmaz. Ben şu ana kadar PlayStation 5'te 4'ü saymayacağım. Exclusive oynadığım oyunlar arkadaşlar The Last of Us Part 1 Part 2, Spider-Man Miles Morales, Ghost of Tsushima ve Uncharted bir hırsızın sonu değil. Diğer oyun arkadaşlar, ondan sonraki çıkan oyun, son oyun yani. Onu oynadım ve kesinlikle zaten arkadaşlar çok memnun kaldım. Ben zaten PlayStation'ı bu oyunlar yüzünden aldım arkadaşlar. Yani exclusive oyun oynamak için aldım ve şu anda kesinlikle memnunum ki çıkmaya da devam ediyor arkadaşlar. Oynayacağım çok da exclusive oyun var daha. Bakacağız bakalım.
İnceleme videolarını aslında çekmeye çalışacağım ama çok fazla da bir beğenmediniz bilmiyorum. Last of Us'ınkini çekmiştim ama zaten benden önce çeken çok insan var arkadaşlar. Bakarız bilmiyorum. Ve son olarak PlayStation'ın arkadaşlar yer kaplaması, yani ergonomisi. Bana arkadaşlar bu konuda tek üzüldüğüm PlayStation'da konu olabilir. Çok fazla büyük olması. Mesela masama koyduğumda arkadaşlar ben çift monitör kullanıyorum. Diğer monitör gözükmüyor. O kadar büyük ki. Yani koy, ben bir de yatay kullanıyorum arkadaşlar. Bayağı bir yer kaplıyor yani maalesef. Dikey kullanmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz bozulabilir falan diyorlardı. Bilmiyorum. Bir kere dikey kullanmayı falan da deneyeceğim. Bakalım ne kadar yer kaplayacak. Ama dediğim gibi benim en çok sevmediğim yönü büyüklüğü oldu. Tabii ki de böyle performans veren bir konsol da büyük olacak. Yani sonuçta bilgisayar da büyük ama yere koyuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar tek üzüldüğüm konu yer kaplaması oldu. Yani bayağı biraz büyük. İsterseniz bu videonun 2 ay, hatta 2 ay demeyeyim, 5 ay sonra filan da çekeriz aynısını. Bakalım düşüncelerim değişecek mi? Dediğim gibi bugünlük bu kadardı. Tam 7 tane size şey söyledim. Kullanıcı deneyimimi aktardım arkadaşlar. Fena bir video olmadı. Cuma günü veya çarşamba günü de oyun videosu gelir. Belki çarşamba farklı bir video da atabilirim. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdilik görüşmek üzere diyorum.